Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün kolayca yapabileceğiniz iki sıradan oluşan bir örnek hazırladım sizlere. Modelimin anlatımını 3 numaralı şişede yapıyorum. Modelim 3 ilmeğin katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlayıp 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz lazım. 5 model için 17 ilmeğimi şişime taktım ve hemen örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım ve örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz, ters ve tekrar düz olarak ördüm. 3 ilmekten oluştuğu için bu 3 ilmeğin başlangıcını düz ilmekle yapıyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz şeklinde örüyoruz. Tekrar bir düz, bir ters, bir düz. Devam ediyorum. Tekrar bir düz, bir ters, bir düz şeklinde üçerli olarak ilmeklerimizi ön yüzde bu şekilde kuruyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeği ile ön yüzden ilk sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi burada başlangıçta ters ilmeğim var. Arkasında düz ilmek var. Tekrar ters ilmek. Bu 3 ilmeğe modelimi uyguluyorum. Önce ters ilmeğimi bir defa düz olarak örüyorum. Ve ilmeğimi şişimden çıkartmıyorum. Aynı ilmeğin içerisine giriyorum. Arkasındaki ilmekle birlikte 2 ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. İkinci ilmeğim şişimde hala kalmaya devam ediyor. İlmeğimin içerisine giriyorum. Arkasındaki ilmekle birlikte bir kez daha düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. 3 tane ilmek elde etmiş oldum. Şimdi tekrar ters ilmekle başlıyoruz. Bu ters ilmeğimizi önce düz olarak örüyoruz. İlmeğimizi çıkartmadan arkasındaki ilmekle bir kez daha düz olarak örüyoruz. Başlangıçtaki ilmeği çıkarttım. Arkasındaki ilmek hala şişimde kalmaya devam ediyor. Bu ilmeği de arkasındaki kalan ilmekle tekrar örüyoruz. 3 taneye tamamlayınca bırakıyoruz. Bir ilmek düz örüyorum. Aynı ilmeği arkasındaki ilmekle tekrar birlikte düz örüyorum. İlk ilmeğimi çıkartıyorum. Şişimde kalan ilmeği tekrar arkasındaki ilmekle birlikte düz olarak örüyorum. Birinci ilmeği örüyoruz. Birinci ve ikinci ilmeği birlikte örüyoruz. Birinci ilmeği şişimizden çıkartıyoruz. İkinci ilmeğimizi üçüncü ilmekle birlikte tekrar düz olarak örüyoruz. Sürekli bu şekilde devam edecek. Birinci ilmeği düz örüyoruz. Birinci ve ikinci ilmeği tekrar birlikte düz örüyoruz. İlk ilmeği çıkartıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi bir kez daha birlikte düz örerek örgüme bu şekilde devam ediyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini aldım. İlmekler kendi arasında üçerli gruplar halinde ayrılıyor. Bu yüzden hiç zorlanmadan ilk ilmeğimizi düz, ikinci ilmeğimizi ters ve üçüncü ilmeğimizi tekrar düz şeklinde örüyoruz. İkinci modele geçince tekrar ilk ilmeği düz, ikinci ilmeği ters ve ilk ilmeği tekrar düz şeklinde örüyorum. Örgümüzün ön yüzünden örülüş şekli bu şekilde devam edecek. Bir düz, bir ters ve tekrar bir düz şeklinde örüyoruz. Devam ediyorum. Bir düz, bir ters ve tekrar bir düz şeklinde devam ediyorum. Ön yüzden bu şekilde ilmeklerimi ördükten sonra arka tarafa geçince tekrar kenar ilmeğini alıyorum. Aynı şekilde ilmeklerim üçerli olarak devam edecek. Başlangıcında bakın ters ilmeğim var. Bu ters ilmeği önce düz olarak örüyorum.
Sonra şişimden çıkartmıyorum. Aynı ilmeği bu kez de arkasındaki ilmekle bir kez daha örüyorum. İlk ilmeğimi şişimden çıkarttım. Şişimde kalan ilmeğimi tekrar arkasındaki ilmekle birlikte örüyorum ve 3 tane ilmeğimi elde etmiş oluyorum. Önce ilk ilmek, sonra ilk ilmekle ikinci ilmek örüyoruz. İlk ilmeği şişimizden çıkartıyoruz. İkinci ilmeğimizle üçüncü ilmeğimizi birlikte örerek örgümüze devam ediyoruz. Lastik istemeyen, kıvrılmayan bir örgü. Ama dilerseniz lastik üzerine de modelinizi kurabilirsiniz. Üç ilmeği tamamlayınca ilmeklerin hepsini bırakıyorum. Sonraki üç ilmeğe geçince aynı şekilde önce ilk ilmeğimi örüyorum. Sonra ilk iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Ve ilk ilmeğimi şişimden bırakıyorum. Kalan iki ilmeği de birlikte örerek tekrar 3 ilmekten yeni bir 3 ilmek elde etmiş oluyorum. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Bir kez daha bu sırayı görerek bitirelim. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğimizi düz örüyoruz. İkinci ilmeğimizi ters örüyoruz. Üçüncü ilmeğimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra ilk 3 ilmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Beşinciyi ters örüyorum. Altıncı ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Yedinci ilmeğimi de düz örüyorum. Sekizinciyi ters örüyorum. Bu şekilde kafanız karışabilir ama üçerli gruplar halindeki ilmekleri önce düz, sonra ters ve tekrar düz şeklinde örerek ön yüzden sırayı tamamlamanız gerekiyor. Modelimin ilerlemiş görünümü. İri dalgalar halinde görünen oldukça hoş bir örnek oldu. Burası da arka yüzü. Arka yüzü de kullanılacak kadar gayet güzel ve hoş görünüyor. İstediğiniz tarafını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.